Bu bölümün konusu normalde servisler olacaktı ancak değişkenler ve veri tipleri servislerden önce anlatmak daha mantıklı olacak diye düşündüm. Bu yüzden şimdiki konumuz değişkenler ve veri tipleri. Değişkene kısa basit bir tanım yapacak olursak eğer, bir verinin saklanmasında kullanılan hafıza alanıdır diyebiliriz. Yani projemizde bir veriyi bir isim ile tutarız. Buna değişken diyoruz. Değişkenlerimize değer atayıp yeri geldiğinde bunları e, çağırarak işlemler yaparız. Peki değişken nasıl oluşturulur? Bunu header komponentimizde örneklendirelim. Angular'da e, komponentimizin içerisindeki metodlarda kullanacağımız bir değişken olacaksa eğer direkt Klasın içerisinde tanımlayabiliriz. Klasın içinde herhangi bir yerde tanımlayabiliriz. Örneğin isim adında bir değişken tanımlayacağım ben. Sadece bunu isim yazarak e, tanımlayabilirim. Buna değer atayacaksam eğer eşittir deyip değerimi yazarım. E, bir de metotların içerisinde değişken tanımlayabiliriz. Bunda da e, direkt isim şeklinde veya işte soy isim diye bir değişken tanımlayalım. Bakın hata veriyor. E, bu metodların içerisinde değişken tanımlayabilmem için bunun başına değişken tanımlama komutumu yazmam lazım. Bu da JavaScript'te var komutuyla tanımlanıyor. Ancak burada bir hata veriyor. Bana diyor ki. E, var yerine const kullanman lazım diyor. Şimdi ECMAScript 6 ile beraber değişkenlerimizi artık var komutuyla değil let veya const ile tanımlıyoruz. Yani let veya const ile tanımlıyoruz. Bunların farkları da şu. Eğer benim değişkenim projenin içerisinde bir yerlerde değişecekse değeri let ile tanımlıyorum. Ee, yani bu soy isim değişkenimin değeri şu anda sertken Daha sonra bunun değeri değişecekse let ile tanımlıyorum Ama başka bir yerde değişmeyecekse bu sabit kalacaksa her zaman bunun değeri bu olacaksa Const ile tanımlıyorum Zaten burada LED ile tanımladığımda bana bir Uyarıda bulunuyor Diyor ki e, sen bunu başka bir yerde kullanmadın Bunu let değil de Const ile tanımla diyor Bu şekilde uyarıda Bulunuyor bana Ee Değişkenlerimizi bu şekilde tanımlayabiliriz. Metodların içerisinde değişken tanımlarken let veya const ile tanımlıyoruz. Ama direkt class'ın içerisinde tanımlayacağımız zaman değişkenin adını yazıp tanımlayabiliriz. Bir de bizim e, veri tiplerimiz var. Veri türlerimiz var. Bunlar da string number e, boolean Array ve eni bunlar da benim isim değişkenim bir string ifade alacak metinsel ifade alacak Ben bunu tanımlarken değişkenimi tanımlarken değişkenimin adını yazıp iki nokta bırakıp string şeklinde bunun veri tipini belirtiyorum bunu yapmamdaki amaç ne benim bu isim değişkenim her zaman metinsel bir ifade alacak. Yani ben gelip bunu metodun içinde değiştireceğim zaman, eğer ki string bir ifade yazarsam herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Ama burada rakam e, number bir ifade gönderirsem bana hata verecektir. Bunun değeri, e, bunun tipi string şeklinde hata verecektir. Bunları e, o yüzden tanımlamamız önemli. Tanımlamasak da olur. Ama e, büyük projelerde veya fazla satır kod yazıldığı zaman bunları ayıklamak zor olabilir. O yüzden bu şekilde veri tiplerini belirtmekte fayda var. String metinsel ifadeleri içeriyor dedik. Number sayısal veri tipi. E, Boolean da mantıksal veri türü yani 0 ya da bir veya true ya da false. Bir diğer veri tipimiz array. Bu da grup halinde saklanan verilerin bulunduğu veri türü. Yani bunu da e, belirtirken şu şekilde bir farklılık farklılık var bunda. Array diyoruz ve küçüktür büyüktür işaretlerini koyup içine bu dizinin elemanları hangi tipte olacak? Bunu belirtiyoruz. Örneğin string. İşte değişkenimin adını isimler diyeyim. Ee, i̇çindeki elemanlar da string olacağı için burada array'imin içindeki elemanların veri tipini de burada belirtiyorum. Bir diğer veri tipi any. Any e, her şey olabilir demek. Yani bütün veri tiplerini kabul ediyor. Ben bu değişkenime aşağıda boolean bir değer gönderebilirim veya string bir değer gönderebilirim ya da number bir değer gönderebilirim. Hepsini kabul ediyor. Onun dışında değişkenlerle ilgili başka ne gösterebilirim? Eee Değişkenimizi html dosyasında nasıl çağırıyoruz onu da göstereyim. Şimdi ben header komponentimde isim adında bir değişken tanımladım. Buna da ngOnInit içinde yani bu komponent açıldığında çalışacak olan metodun içinde de bu değişkeni Mehmet olarak değiştirdim. Yani de değer atadım. Mehmet adında değer atadım. Bunu html dosyasında header works yazan yerin hemen yanında çağırayım. İsim şeklinde yazarsam bunu düz text olarak görecek. Değişkenimizi e, komponentimizde tanımladığımız değişkeni HTML'de çağırabilmek için iki tane süslü parantez açıp bunların içerisine de değişkenimizin adını yazıyoruz. Kaydedip bakalım. Bakın HeaderWorks Mehmet. Değişkenler bu kadar. E, yani şunu söylemeyi unuttum sanırım. Dışarıda yani e, klasın içinde tanımladığımız bir değişkeni metodun içinde çağırırken başına this koyuyoruz. This.isim. nokta isim. Bunu koymazsak bize hata verecektir. Böyle bir şey bulamadım ben diyor. Yani klasın içinde tanımladığımız değişkenleri metodların içerisinde çağırırken this nokta değişken adı şeklinde çağırıyoruz. Değişkenler bu kadar. Bir sonraki bölümde servislerden bahsedeceğiz.